Gerçekten Maraş dondurması nasıl olmalı sizce? Batman'da bulunan Donsa Dondurma, yani Dondurma amcaya konuk olduk. İzleyelim. Efendim merhabalar. Batman'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dondurmacı amcadayız. Şanlıyla, ünüyle Bahattin Bey'in yanındayız. Bahattin Bey merhabalar. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben bu mesleğe 6 yaşında çocukken başladım. 2,5 kilogramlık bir küçük dondurma termosuyla içine dondurmayı koyup sokaklarda satarak başladım bu işe. Evet, Bahattin Bey'i daha yakından tanıyabilir miyiz? Bahattin Bey kimdir? 47 yıldır dondurma işiyle uğraşıyorum ve 6 yaşından bugüne kadar hiç non-stop bu işi yapmaktayım. Hem yurt içinde ve hem yurt dışında. Kendi işimi geliştirme adına dünyadaki bütün teknolojileri takip ediyorum ve bütün fuarlara katılıyorum. Bahattin Bey, dondurmanızın işlev aşamasından bahsedebilir miyiz, hizmetlerinizden? Öncelikle araçlarımızla hem inek sütü için inek çiftliklerinden hem keçi sütü için keçi çiftliklerinden sütümüzü alırız. Bunu gelir gıda mühendislerimiz bunu separatörlerden geçirip temizledikten sonra işlem tankına alınır ve bu tanktan sonra tanka girişinde tekrar gıda mühendislerimiz bunların analizlerini yapar. Mikrobiyolojik veyahut da başka tahliller yaptıktan sonra olumluysa bunları işlem tankına aldıktan sonra bunları işlemeye başlarız. Sütlerimiz pastörizatör sisteminden geçmeden kesinlikle işlenmiyor. Şimdi işlem tankını biz aldıktan sonra tekrar gıda mühendislerimiz bunları bizim kendi dizayn ettiğimiz, kendi bu dondurmamızı daha kaliteli bir şekilde üretebilme adına bazı metotlar geliştirdik. Ve bunları test ettik, mükemmel sonuçlar elde ettik. Ondan bu sistemimizi kullanaraktan sütümüzü alırız. Ham maddelerimizi içine koyduktan sonra pastörizatör sistemine göndeririz. Bütün miksimiz pastörize olduktan sonra homojenizeye göndeririz. Ki homojenize bir ürünü bir yerinde yağ veya bir yerinde şeker kalmasın diye her noktası homojenize olsun diye iyi bir şekilde homojenize ettikten sonra dinlendirme tanklarımıza göndeririz. Yeterince bir dinlenme sürecine ihtiyaç vardır. Bundan sonra frizerlere gelir ve bu frizerler dondurmayı işleyerekten bunu şekillendirme makinalarımıza gönderiyoruz. Bu işlemler bittikten sonra bunları koliliyoruz, paketliyoruz. Koliler tekrar konveyler yüzünde üzerinde soğuk hava deposuna gider ve orada istiflenir. Soğuk hava deposunda sevkiyata hazır duruma gelir. Biz bunları sevk etmeden önce de tekrar gıda mühendislerimiz bunları alır, şahit nümunelerini alır. Bu ürünün sevke hazır olan ürünlerin tekrar kontrollerini yapılır. Bunu kendi tırlarımızla Türkiye'de olan farklı şehirlerde olan depolarımıza göndeririz. Orada da bizim küçük araçlar yardımıyla bakkallara, marketlere, AVM'lere göndeririz. Evet, ağzınıza sağlık değerli bilgileriniz için. Evet, Bahattin Bey'in de dediği gibi dondurma demek, mutluluk demek. Yaz geliyor, dondurmacı amcanın dondurmalarını yemeyi unutmayalım. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak?